Saygıdeğer konuklar, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Mehmet Ali Taşdemir'e çelik tel donatılı betonları mekanik tarzı başlıklı sunumunu yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Ankara'da birçok kere konuşmacı olarak bulmuştum. Bugün ilk defa akrabalarımın da olduğu bir gruba da düşüyor. Yani, dolayısıyla kardeşim var, yeğenim var, Murat Bey var, İbrahim Bey var. Yani ben son derece mutlu oldum bugün. Şimdi bu konu biraz özel bir konu. Genel olarak da şu ana kadar betonun dayanımından, duyarlılıklarından bahsettik. Ama geçen bundan önceki kongrede her birimizin ihtisas alanına göre böyle değişik konular anlatılması istenmişti. Bugün de benden istenen bu konuşmaydı. Çelikte donanımlı betonların tasarımı, mekanik davranışı, optimum tasarımı. Bildiğiniz gibi beton neden beton? Betonun en önemli özelliği bir kere betonarmede basınç gerekmelerini karşılıyor. Bu önemli. İkincisi donatıyı kurulduğuna karşı durur. Bundan dolayı betondan vazgeçemiyoruz. Çünkü çelik de donatı da çekme gerekmelerini karşılıyor. Çeliğin ve derinin bunların ısı yerleşme katsayıları aynı. Bu olmasaydı betonarma olmaz. Bu önemli bir üstünlüğü. Asılasyon sağlığı projene karşı koruyor. Bir de kas payı dolayısıyla yangına karşı da betonu koruyor. Beton almayı koruyor. Bunun için böyle bir üstünlüğü var. Ama beton sonuçta devlet bir malzeme veya yarı devlet bir malzemedir. Bu bir sakıncadır. Yani bunu da günümüz koşullarında istediğiniz gibi istenilen düzeyde enerji yutma kapasitesine eriştirmemiz mümkündür beton. Benim kısaca bu yarım saat içinde anlatmak istediğim şey betonun çelik tel donatılı olması halinde mekanik performansı nasıl değişir? Burada çimento esaslı kompozitlerin biraz sınıflandırılmasından bahsedeceğim. Bunların optimum tasarımı kendiliğinden yerleşen betonlar. Burada en önemli şey bu kendiliğinden yerleşen çelik tel donatılı betonlarla ilgili önemli mesafeler. Bizi yakın zamanda en önemli uygulamalar olan çelik tel donatılı betonlara bir tanesi en küçük yazarında diğerleri tünel kaplama malzemeleri, üçüncü alanda prefabrika elemanları. Ama hiçbir zaman çelik tel donatılı veya makrosentetik lifli betonların böyle açıklık geçme gibi bir iddiası yok. Yani klasik donatıya her zaman bir alternatif değil. Bunu akılda tutmak lazım. Çelik tel donatılı betonlarda küre silif yönlenmesi uygulama alanlarından da kısaca bahsetmiş olacak. Ama burada baktığımız zaman mesela bu normal betonun derinliğe şekil değiştirmeyi sırasının altında bunlar da orta dayanıyor, yüksek dayanıyor. Diğerlerinin aynı şekilde görebiliriz. Yani bugün geçmişte Sayın Başkanım da belirttiği gibi 1962 yıllarda 20-30 düzeyinde olan basınç dayanımları günümüzde 70-80 yüksek dayanımlarda hatta 100 metrekareli olarak basınç dayanımları elde ettik. Ama unutmayalım ki beton basınç dayanımı sadece bir ölçü değil, bir performans ölçüsü de onun mekanik davranışındaki devlet veya yarı devlet davranış gösterdiğiyle ilgili. Mesela kırmızı aşağı yukarı genel elastik şekil değiştirdi ama kırmızıdan sonra göçmesi biraz daha ani oldu. Onu da betonun kendi içinde bir takım yararları veya sakıncaları var. Örnek vermek gerekirse, mesela betonun 20 megapascal olması halinde çekmede isterse karın karartılmış kesik veya böyle bir mikron kesik olsun, çekme şekil değiştirmek kapasitesi 20 megapascal olduğu zaman 90 mikroperformansın içindeyse 100 olduğu zaman bu 200 merkezlerinde olur. Yani çekme şekil değiştirmek kapasitesi artıcı. Ne demektir? Gönlünce evdeler daha çok şekil değiştirir. Yani bu çatlak riski bakımından daha iyidir ama kırılması gerekir. Yani bu özelliği dolayısıyla bunu aklında tutmak lazım.
de basınç altında veya eğilme halinde de olabilir. Basınç altında bunu verilme şekli değiştirmeyi normalize edersek, kadar tutasını şekil değiştirmeye, bu şekil değiştirmeye, bu ise verilmeye ve basınç verilmesine, basınç yukarı özellikle normalize bir karar. Bakın bu tesisim sizinle gösterdiğiniz malzemeli, değer basit bir malzemeli. Devlet olursa malzemeli. Ama o MHP yolunu izlerse biraz daha az gelir. O MHP yolunu izlerse biraz daha sünnet bir malzemeli. Ama o MHP yolunu izlerse o zaman tam basit malzemeli. Yani biz malzemeli filmimizden hatırlarız. Tam elastik malzemelerdir, tam plastik malzemelerdir. Betondan ne tam elastik bir malzemedir, yani bu piyasasına tam uyan bir malzeme değildir. Tam plastik bir malzeme değildir. Ama bir doğru yarı yemek bir malzemedir. O zaman bu normalize edilmiş derinme şekli değişimine bir sağlıkla kadar tabii bütün ilaçlara yaran olursa değildir. Ama bu yarın da bir arasında değişen bir bağlılık denemesi var. Bunu şöyle düşünüyorum. Düşük dayanımlarda bağlı enerji tabi hiçbir zaman bir olmaz. O şekilde tam plastik bir malzeme. Ama 0.5 de olmaz. O tam devlet bir malzeme. Bu ikisi arasında değişen bir malzeme. Zaman zaman söz konusu olur. İşte yüksek mukavemetli olduğu zaman malzeme devlet davranışları var ama biz dolatıyla onu istediğimiz sünnetliğe getirmemiz mümkündür. Burada tabi son yıllarda iki büyük gelişme oldu. Bu gelişmelerden bir tanesi çimento tanelerinin her birisi 30 mikron büyüklüğünde tane çapı oldu. Ama bir de ultra incelikte mineral tahtalar geliştirildi. Mesela silis dumanı gibi. Bunları birlikte kullandığımız zaman böyle oldukça yoğun bir yap elde ediyoruz. Günümüzdeki yüksek dayanım betonların geliştirilmesindeki iki büyük aşamanın bir nedeni budur. Bütün boşlukları tıkama imkanı var. Ultra incelikteki mineral tahtaları kullanarak. Mesela bunlar çimento tanesi ise her birisinin boyutu 30 mikronsa işte ultra incelikteki bu silis dumanı gibi taneleri ki bunların hem buz oranik aktivitesi var hem boşlukları doldurma etkisi. Hem buz oranik aktivitesi dolayısıyla daha yoğun bir yapı elde edebiliriz. Burada çelik tellerle ilgili şunu söylemek istiyorum. Biz burada anlatacağım makrosentetik lif veya çelik liftir. Yani donatılan betonarmenin donatısından bahsetmeyeceğim. Bunlar soğuk şekil verilmiş levhalar veya çelik teliflerin imal edilmektedir. Bunların boyları genelde 30 milimetre veya 60 milimetre, en çok 75 milimetre olabilir. Çünkü bunları taze beton içerisinde boyunu uzattığınız zaman taştırma güçleri. Eğer boyunu çapına bölersek o da narinliği olur. Narinlik de genelde 20 ile 100 arasında değişir. Narinlik önemli bir özelliğidir çelik tellerin. Diğer bir özelliği içeriğidir. En önemli özelliklerinden bir tanesi. Narinliği, içeriği ve betonun dayanımı oldukça önemlidir. Biraz bunlara bakacağız. Ama bir sınıflandırma yapacak olursak bu çimento esaslı bir kompozit malzemedir. Bizim bildiğimiz beton sonuçta. Ama bunun içinde çimento hamuru var, harç var, beton var. Bunlar da çimento esaslı bir kompozit. Bu lif donatılı çimento esaslı kompozit. Bu ailenin altında lif donatılı beton var, harçlar var. Onların altında yüksek lif donatılı çimento esaslı kompozitler var. Mesela bunlardan Sifcon var veya pudra betonu. Yüksek performanslı lif donatılı çimento esaslı kompozitler var. Bunlar böyle bulaşık teli gibi bütün bir donatı ama onun içine harç enjekte edilmiş Sifcon gibi bir malzeme var. Bir de mühendislik özellikleri iyi tasarlanmış kompozitler var. Bütün bunlar hepsi çimento esaslı kompozitlerin içinde yer alır. Betonun ilginç bir serüveni var. Beton burada demin de söz konusu olduğu gibi 1950'li yıllarda işte 30 megapascal civarında. Daha sonra normal akışkanlaştırıcı kullanıldı. 70'li yıllarda hatta ACI'de yazılan makalelere bakarsanız 40 megapascal'ın üzerinde olanlar yüksek mukavemetli beton varsayıldı. Bugün 20 megapascal basınçta normal mukavemetli beton
olarak göz önüne alıyor. Ama 1980'de de 90'lı yıllarda yüksek dayanıklı, yüksek performanslı yeni kuşak süper akışkan anlaştırıcılar kullanıldı. Böylece 60 megapaskalların, 70 megapaskalların üzerine beton basınçlı kağıtları çıktı. Neden yüksek mükemmetli beton yaparız? Çünkü eğer bir açık deniz yapısı varsa orada hem dürabilite önemlidir, hem dayanıklı önemlidir. Veya bir metropolde ise bir şey yönde yükselmemiz gerekiyor. Veya bir üst sınıftan beton isteriz inşaatı hızlandırmak için. Yüksek mükemmetli beton yapmanın çeşitli nedenleri vardır. Ama bir de daha sonra bir takım prefabrika eleman sektöründe reaktif pudra betonları geliştirildi. Mesela bizim bir projemiz vardı, Kamak projesi, TÜBİTAK'tan aldık. Orada işte rögar kapaklarını, yağmur suyu ızgaralarını betondan yapıldı. Bunlar ultra incelikte mineral katkılar, yeni kuşak süper akışkanlaştırıcılar, ince teller ve de klasik donatı da var. Yani klasik donatı böyle 60 santim bile olsa açıklık gerektirir. Yani bizim çimento esasının kompozitinin mukavemeti 140 megapaskal bile olsa, 150 megapaskal bile olsa eğilme çekme mukavemeti kesinlikle klasik donatı gerektirir. Yani klasik donatının önemi başka bir. Bu ayrı bir kullanım alanıdır. Bunu öyle düşünmemiz lazım. Bunun yararları nedir? Yüksek enerji yutma kapasitesine sahip. Mesela bir endüstriyel temizse, işte derzler kısıldığı zaman derzlerin kırılmaması veya prefabrike tünel segmentleri yapıyorsanız onların köşelerinin ezilmemesi, prefabrike elemanları yapıyorsanız bunlar taşıma sırasında ezilmemeleri, kırılmamaları için kullanıyoruz. Bu yüksek enerji yutma kapasitesine sahip veya işte forkliftlerin rahatlıkla taşıması sırasında herhangi bir deformasyon, herhangi bir çatlak vesaire oluşmaması için etnik çatlak kontrolü yapabiliriz. Korozyonun oluşmadığı düzgün bir beton yüzeyi elde ederiz. Dayanıklılık durabilite önemlidir. Donatı içliğinde de belirgin azalma olur. Bu demek değildir ki klasik donatı hiç kullanılmayacak. Özellikle koronların civarında ve de trafiğin yoğun olduğu alanlarda bir takım bölgelerde tekrar klasik donatı kullanma zorunluluğu vardır. Yani bunların özellikle belirtmek lazım. Ama bazen karma lif de kullanırız. Mesela şekil değiştirme, gerilme eğrisine bakarsak bu yalın bir harfsa uzun lif kullandığımız zaman enerji yutma kapasitesi yani eğri altında kalan alan fazla oluyor. Ama kısa lif kullandığımız zaman mukavemet yüksek oluyor. O zaman hem kısasını hem uzunluğu kullandığımız zaman her iki özelliğini geliştirmiş oluyoruz. Böylece hibrit veya karma lif donatılı kompozit dediğimiz kompozitler geliştirebiliyoruz. Bu bizim laboratuvarda yapılan çeşitli çentikli numuneler, instrument cihazı, işte eğilme, bu deplasman kontrolü bir deney, istediğimiz deformasyon limitine kadar yükleme yapmamız, yani çatlak değerlerken bütün büyüklükleri elde etmemiz mümkündür. Burada önemli bir nokta şudur. Bu çelik donatı kullandığımız zaman ne eğilme çekme mukavemetinde, ne basınç mukavemetinde, ne direk çekme mukavemetinde önemli bir şey elde edilmez. Hele basınç mukavemeti hemen hemen hiç değişmez. Hatta artı eksi 10-15 civarında değişebilir. Yani artı 1'de eksi 1'de. Ama bunların en önemli katkısı, demin de bahsettiğim gibi enerji yutma kapasitesine katkıdır. Mesela buradan bakacak olursak, diyelim ki 3000 joule bölü metreküre bir enerji veya ihtiyaç duyanıyor. Eğer biz bunu böyle bir enerji istiyorsak, bakın lifin oyunun çapına oranı 80 olduğunda 35 metreküp 35 kilogramın altında bir lif gerekiyorken bunu performansı biraz daha düşük. Yani lif bölü, lifin boyu bölü çapı oranı 65 olanda daha çok gerekiyor. Lifin üzerinde performansı düşük olanda, yani kısa olanlarında daha da fazla bir şey kullanmış oluyoruz. Yani burada gözüküyor ki narinlik oldukça önemlidir. Narinlik en önemli parametrelerden birisidir. Burada basınç için baktığımız zaman benim de söylemeye çalıştığım gibi bu mesela kontrol numunası, referans numunası.
Bakın basınç mukavemetleri hiç artmıyor. Burada lifin yüzdesi 0,3. Burada 0,5, 0,7. Yani giderek yuttuğu enerji basınç altında da artıyor ama basınç mukavemetlerinde hiç önemli bir değişme olmuyor. Yani bunu akılda tutmak lazım. Demek ki en önemli yararı enerji yutma kapasitesidir. Buraya bakacak olursak, burada da mesela kırılma enerjisini burada gösteren Newton bölü metre veya Joule bölü metre kare aynı büyüklüktür. Yalın betonda 180 iken, bir de lifin dayanımı çok önemlidir. Yani lifin narinliği, lifin miktarı, bir de lifin dayanımı oldukça önemli. Burada da lif dayanımı, normal dayanımlı bir lifse, mesela 14.000 mertebesinde bir enerji yutuyorsa, yüksek dayanımlı olduğu zaman aynı miktardaki bir lif 20.000 dayanımlı, 20.000 Newton bölü metre bir enerji yutuyor. O zaman lifin dayanımı da oldukça önemli bir parametredir. Burada mesela normal dayanımlı bir harç, bunun enerji yutma mertebesi 108 Joule bölü metrekareye veya Newton bölü metre. Bakın normal dayanımlı olduğu zaman bu onun aşağı yukarı 35 katı ama yüksek performanslı kullandığımız zaman o 235 katına kadar arttıracağız. Hatta 1350 katına kadar sifonda bunu yapmamız mümkün. Ama bunlar nerelerde kullanılır? Bunlar özel uygulama alanları olur. Burada bir örnek vermek istiyorum. Bu ülkemizde çeşitli tünel katlama segmentlerde tünel işlemleri var. Bunlardan bir tanesinde mesela şöyle bir şey yapılmak istendi. Önce dedi ki biz 70 megapascal bir basınç mukavemetiyle deneme yapalım. Bakın oradaki şey enerji yutma kapasitesi oldukça düşük. Burası çatlak ağzı açılma deplasmanına karşılık gelirme. Bu istenilen değeri sağlamam. İstenilen değer şuydu, 0.5'te 2.7 olacaktı, 3.5'te 2.7. 2.7'nin altında kaldı ama 0.5'te de 3.7'yi sağlamadı. Mukavemet yüksek olmasına rağmen, yani betonun mukavemeti yüksek olmasına rağmen sağlamadı. Biz onlara şunu önerdim, dedim ki siz beton mukavemetini düşürün. Beton mukavemetini düşürdüler, bakın aynı şeyde, normal dayanımda 50 yaptık. 50 yaptığımız zaman orada bir de yüksek dayanımlı kullandığımız zaman böyle bir değer. Ama 50 yapıp normal dayanımlı kullandığımız zaman da istediğimizi sağlamış olur. Yani önemli olan matrisi çok güçlendirdiğimiz zaman, yani betonun mukavemetini çok arttırıp eğer lifin mukavemetini normal düzeyde tutarsanız lifler kopar. Ama matrisin mukavemetini makul bir düzeyde tutarsanız betonun mukavemetini liflerin sıyrılması için daha çok enerji yutulur. Aslında yapılması gereken bu. Dolayısıyla bu tasarımla hem lifin miktarı önemlidir, hem lifin dayanımı önemlidir, hem lifin boyu önemlidir, narinliği önemlidir. Buna dikkat çekmek için bunları söylüyorum. Aynı eğrinin iki kanalı var. Bir tanesinde yük sehim eğrisi elde ediyoruz. Deminkinin özdeş şeklidir dikkat ederseniz. Yalnız birisinde yük sehim veya gerilme sehim, diğeri çatlak ağzı açılma gerilme ilişkisiydi. Yani burada da enerjileri hesaplayıp istenilen tasarım kriterlerini elde ediyoruz. Bu bizim kullandığımız deney cihazı.